Görkemli hatıralardan mutlu pazarlar diliyorum. Yine evinizdeyiz. Yine çok görkemli bir konukla evinizdeyiz. Sizler çaylarınızı içerken ve bugün Öğretmenler Günü, hiç uzatmadan hemen o kıymetli konuğumu, kadının en güzel temsilcisi, Cumhuriyet'in en güzel kadın yazarlarından, en yetenekli yazarlarından Ayşe Kulin. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Beni mahcup ettiniz. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Ben size bir şiirle geldim, müsaade ederseniz. Öğretmenler hem günü yazar, olduğu için. Hem kadın olunca tabii böyle duyarlı, böyle zarif oluyor. Buyurun. Bugün için okumak istiyorum bunu. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyorum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Bunu Ceyhun Atuf Kansu yazmış. Ben bunu en büyük baş öğretmenimiz için okudum bugün. Bütün köy çocuklarına, kasaba çocuklarına, Anadolu çocuklarına eğitim götürebilen, okul götürebilen Atatürk'ümüz için okudum. Evet, baş öğretmeni Öğretmenler Günü'nde saygıyla bu kadar güzel anabilirdik. Ayşe Kulin'den bana pas geldi. Ben de o pası böylesine değerlendiriyorum. Evet, o baş öğretmen dünyanın en büyük, en güzel entelektüellerinden birisiydi. Hep okuyan bir lider. Koca bir Anadolu'nun hayatta okul görmemiş çocuklarını en zengin çocuklarla, aynı imkanlarla ilkokuldan üniversite sona kadar okula kavuşturan bir dahi daha ne yapsın? Evet. Bütün şey oydu zaten. Köyün hayatıyla İstanbul'un hayatı eşit olsun diyen bir liderdi Atatürk. O çocuklara o gözle, hı hı, o dayanışma gücüyle bakıyordu. Onun tabii bize bıraktığı eserler asırlarca, dünya döndükçe, bu kendi ekseni etrafında döndükçe korunacaktır. Bu böyle biline. Fazla uzatmaya gerek duymuyorum. Öğretmenler Günü bugün. Evet. Öğretmen bir toplumda ışıktır, değil mi? Sevgili izleyiciler, bugün Ayşe Kulin konuğumuz Halk TV'de sizlerle birlikte. Onun kitaplarını biliyorsunuz, onun kitaplarıyla tanışmışsınızdır. Son kitabını da konuşacağız. Her yerde kan vardı, Osmanlı'yı, o sarayları, o ihtişamlı hayatın entrikalarını bütün çıplaklığıyla o kadar güzel anlatmış ki, biraz sonra ona geleceğiz. Soru ve görüşlerinizi de hem Ayşe Hanım'a sorabilirsiniz, ben ona iletmek istiyorum. Böylesine değerli birisi konuğunuzken bence bu fırsatı değerlendirin. Öğretmenler günüyle başladık. Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bu programda hep söylüyorum, öğretmenler çok değerlidir. Ve ben fazla konuşmak istemiyorum. Ayşe Kulin gelmişken yazdığı kadar kendisi bugün anlatsın istiyorum. Son kitabınızla başlayalım o zaman. Tamam. Yani bir sürü kitabınız vardı ama Her Yerde Kan Var bir Çerkez Hasan destanını da anlatıyor, değil mi? Evet, hayatımızda onu da kahramanlar kattık. Vardır. Saraydan böyle küçük isimler olur ama onlar bir hareketiyle kahramanlaşırlar. Buyurun, Her Yerde Kan Var da neler var, neler anlatılıyor? Her Yerde Kan Var. Ben Alan Palmer'ın bir kitabı var, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileşi ve çöküşü üstüne. O kitabı okuyordum. Abdülaziz'in öldürülme şekli ve ona tahttan indirdikten sonra yapılanlar beni çok sarstı. Yani çok ölümler var Osmanlı tarihinde. Her imparatorlukta olduğu gibi kanlı bir tarihimiz var bizim de. Ama boğarken dahi padişahlarını ipek urganla boğuyorlar. Bir tek Genç Osman çok kötü bir şekilde öldürülmüş. Ama onun dışında gene bir saygıyla kaldırıyorlar, bir törenle gömüyorlar. Burada ne olduysa bilmiyorum.
herhalde o siyasetin başında oturan adamın küstahlığından olsa gerek, hiç hak etmediği muamelelere maruz kalıyor. Ve işte sonraki ölümü, ölüm mü, cinayet mi, intihar mı, bugün hala bir soru işareti halinde. Her ne kadar ben %80 ikna oldumsa da bunun bir cinayet olduğuna. Ama tabii biz de şu ömrümüzde o kadar çok şeylere, o kadar büyük kumpaslara şahit olduk ki, koca bir orduyu tıktık içeriye yani. Onun için inanamıyorum da. Yani acaba intihar mı etti? Hep bir soru işareti kafamda kalıyor. Bu adı her yerde kan var. Bu ismi takışım çok enteresan. Çünkü ben bu kitabı yazmaya başladım. Mektubu yazdım, ilk açış mektubunu. Bir bölüm daha yazdım ve benim Barbaros var, menajerim, ona yollamak istedim fikrini alayım diye. Yollarken de şeyden yolluyordum, laptopumdan yolluyorum. Telefonuma tın diye bir mesaj düştü. İçindeki her şey doğrudur. Evet, zaten hayır okuyunca ben programdan önce Ayşe Hanım'la oturduk, biraz sohbet ettik. Dedim kitabı okuyunca sarayı, Osmanlı Sarayı'nı çok net bir şekilde gözümde canlandırabiliyorum artık bu kitaptan sonra. O kadar güzel anlatıyor ki soluksuz okuyorsunuz. İki gecede bitirdim ben. Tavsiye ederim. Osmanlı'yı, Osmanlı'nın o son dönemini özellikle tanıyorsunuz ama genel anlamda bir Osmanlı saray entrikalarının veya saray yaşantısının en güçlü yanını öğreniyorsunuz ve biz Buckingham Sarayı'nı konuştuk değil mi? Ha evet evet. Yani sizin şu anda da izlediğiniz değil mi? Evet, Netflix'teki sarayda, o meşhur her sarayda dizi. Bir güç odakları oluyor. Mesela ben Crown'ı izliyorum şimdi. İngiltere kraliyet ailesini anlatan bir dizi başladı. Geçen sene de vardı, bu sene devam ediyor. Orada da yani sarayın içinde belli kadınların güçleri oluyor ve başka diğer kadınları yönlendirmeye yahut böyle bir güç kavgasının hep olduğu bir yer bütün saraylar. Tabii bizim bizden farkı yok aslında. Buckingham'ın Topkapı'dan bir farkı yok. Şu farkı var tabii. Orada 1, 2, 3, 4 kadın en fazla. Bizde çok büyük anneden. Bizde padişahların namütenahi eşleri var. Onların doğurdukları kız çocukları var. Onların her birinin hizmetkarları var. Yani o kadar çok kadının yaşadığı bir yer ki 300 tane kadın falan yani bir damın altında düşünün. Çok entrika ve dedikodu olmayacak gibi değil yani. Mümkün değil. Herkesin tabii. Kendi herhalde kankası var. Kendi dedikodu yaptığı kişisi var. Tabii tabii. Bayağı yani şey kadınların başka işte ilişkilerini bile oluştururken herkes araya birisini sokuyor. Tabii tabii. Şeyler, güçlü askerler onlarla tanışabilmek için araya bir sürü kişiyi koyuyorlar ve tabii şeyde. Sonra önceden o ser asker gidiyor bir kızın kızı almaya çalışırken yetiştirdikleri kızları vermek istedikleri kişiler var. Belirliyorlar, beğendiriyorlar, beğendirem. Yani bir kazan sürekli kaynıyor. Ser asker gidiyor işte valideden kızı isteyecek, bana ayarlar mısınız? Hayır diyor. Onu diyor biz mülkiye katibini nişanladık. Ama öyle evlendiriyorlar zaten. Zavallı sultanlar bence yanıyor. Yani padişah kızlarına sultan deniyor. Erkeklere şehzade deniyor. Şimdi sultanları mutlaka padişahın arzusu istikametinde evlendiriyorlar. Yani bir sadrazam varsa, yaşı çok ileri de olsa, o sadrazamı kendine bağlamak ve ihanetini önlemek için, çünkü ihanet çok yaygın. Kızını veriyor mesela. Zavallı 16-17 yaşında bir kız gidiyor, 60 yaşında bir adamla evlenebiliyor. Şimdi de günümüzde işte Güneydoğu'da berdel yapılıyor. İşte evet, maalesef böyle şeyler var. Yani o tatsızlıklar hala yaşanıyor. Şimdi Ayşe Kulin güçsüz gözükmek en gücüme giden şeydir diyor. Güçlü olmak mı gerekiyor daima? Güçsüz olmak ezerler sizi güçlü durmazsanız. Güçlü olmak önemlidir. Kadınlar açısından söylüyorum, erkekler açısından değil. Hele bizim ülkede bakın 305 günde 302 kadın mı ne öldürülmüş. Güçlü kadınları kolay kolay öldüremezler. Güçsüz, zayıf yani o olan kadınlar, bu şiddete maruz kalan kadınlar. Doğru, çok doğru. Peki Ayşe Kulin'in hayatı
yazmakla geçiyor ve okumakla geçiyor ve gezmekle geçiyor. Üç bir arada olunca hem bir kadın hem bir birey, insan dünyaya nasıl değer katıyor? Dünya bana değer katıyor. Öyle söyleyeyim, benim dünyaya kattığım bir değer yok maalesef. Okurlarınızda bize işte o kadar güzel işte hoş vakit romanlar, eserler bırakıyorsunuz ki. Bakın yani romancılar iyi vakit geçirtirler okurlarına. Evet. Yani biz bir operatör değiliz, hayat kurtarmıyoruz örneğin. Bir öğretmen dahi değiliz. İşte kitabımız var, kitabımız sizi meşgul ettiği kadar ediyor. Ya çok seviyorsunuz ya bir şeyler çıkarıyorsunuz içinizden. Ama mühim olan kitabın bir insanın ufkuna açabileceği pencereler. Demin size konuşuyorduk. Bazı kitapları okuduğunuz zaman o memlekete gitmiş gibi oluyorsunuz. Mesela benim kendi hayatımda böyle bir deneyimim var. İlkokul dahi bitirmemiş, Güneydoğu'dan göçmüş bir kadının yazdığı kitabı okudum. Neden okudum? Aklıma bile gelmezdi o kitabı okumak ama yazarlığımın çok başındaydım. Beni bir televizyona çağırdılar. Üç kadın yazar olarak. Ben de dedim ki bu üçüncü hanımı tanımıyorum. Çok ayıp olur ben onun hiçbir kitabını bilmezsem. Aradım kitabını. Bir tane kitabı varmış. Onu buldum. Remzi Kitap Evi'nde aldım. Tek kitap, incecik bir kitap. Eve geldim. Yani şu kitabın yarısı kadardı. 135 sayfa filan. Arkada da CV'si yazıyordu. Bir de baktım ki ilkokulu dahi bitirmemiş. İlkokuldan terk. Bu kadın ne yazdı? Merak. Başladım okumaya ve benim her Allah'ın günü yanlarından geçerken çemkirdiğim, penceremi indirip arabamda gidiyorsam avaz avaz ne ayıp ne kötü bir şey yapıyorsunuz, pislik yapıyorsunuz diye bağırdım. Çöp toplayan vatandaşlar var ya, bir torbalara doldururlar. Onların hayatını anlatıyor. Yani hayatlarını çöpten kazanan bir aile, birisi kalem tutmuş eli, bu hikayeyi yazmış. İnanın ben 57 yaşındaydım. İncecik bir kitap bana kocaman bir hayat dersi verdi. O kadar utandım, o kadar utandım ki o güne kadar. Çünkü annem toparcında oturuyor. Oraya da dizilidir böyle çöp tenekeleri belli saatlerde. Bunlar hep çöp toplar, yerlere düşürürler o çöplerini falan. Bağırırım ben de geçerken. Yani pislik oluyor çünkü hakikaten. Kedi köpek onları oraya buraya taşıyor, kokuyorlar. Ve İlk defa düşündüm, bir insan neden kafasını bir çöp tenekesine sokup hayatını çöp tenekesinden kazanmaya çalışır? Bu nasıl bir sistem ki insanını buna mecbur ediyor diye. Ve çok utandım ve çok üzüldüm ve anladım ki bir kitap kim yazarsa yazsın, eğitimli eğitimsiz, içinde edebiyat kokan veya kokmayan, o her kitapta bir satır vardır, bir cümle vardır, bir paragraf vardır, size yepyeni bir pencere açar. Onun için kitap önemli. Ama biz yazarlar da işte insanları hoş vakit geçirmek için bir şeyler yazan insanlarız. Evet. İzleyicilerden yoğun sorular geliyor. Şimdi onları okuyacağım. Onlara da bakıyorum o arada. Şimdi hayatınızı anlattığınız kitapta en son onu da okudum. Ama o kadar dobra ve o kadar saydam bir şekilde anlatmış ki Ayşe Hanım. Kitabın bir yerinde şu ilgimi çekti. İlk evliliğinizde gelinliğinizi kayınvalideniz belirliyor. Hiç istemediğiniz halde giymişsiniz ama mutlu görünmeye çalışmışsınız. Aslında bu hayatta hep olan gelin kaynana o kadar da yani hiç çekinmeden çok dobra bir şekilde anlatmışsınız. Ben okuyunca dedim bravo vallahi hepsini anlatmış. Hep müdahale vardır değil mi böyle? Şimdiki çocuklara öyle gelinlik falan istemedikleri şeyleri giydiremiyorsunuz. Paris'ten geliyor ama gelinliğiniz. Kumaşı oradan getirildi. Çok özel bir kumaş. Hayır, biz daha terbiyeyle kuşatılmış bir kuşaktık açık söyleyeyim. Yani ben kaynanam oradan getirmiş bana kumaşları, ben bunu beğenmedim diyemezdim. Ama şimdiki çocuklar diyorlar. Yırttılar onlar yani bu kumaşı yahut da müsaade etmiyor. Kendi kumaşını kendi seçiyor yani. İki yaşında başlıyor benim torunlar kendi eşyalarını seçip giymeye. Evet ama yani çok bunları yapmak gerekiyor. Yani toplumda eğer çok önemli bir noktaya geldiğiniz zaman her şeyinizi merak ediyorlar. Bence
Ayşe Kulli'nin o hayatını anlatan kitabını alın mutlaka. Bayağı kalın. Her şeyi anlatmış neredeyse. Yazılmadık bir şey bırakmamış. Dürbünümde 40 seneyi. Alıp okuduğunuz zaman görürsünüz Ayşe Kulli'ne ait ne varsa. Zaten bunun aslında bence yapılması gerekiyor. Bilinen ünlü isimler otobiyografilerini yazmalı ya da yazdırmalı. Çünkü örnek oluyorlar topluma. Ve o hayat onları nasıl savurmuş onu orada ben çok şöyle örnek oldum bir tek. Yani öyle çok büyük bir örnek falan teşkil etmiyorum ama mutsuzdum. İki çocuğum vardı. Çok gençtim. Ve çok varlıklı bir aileye gelin gitmiştim. Bir gün karar verdim ki çok başında evliliğin iki çocuğuma rağmen, çünkü çocuklarım arka arkaya doğdu. O yıllarda doğum kontrol hapları falan yoktu. Ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Bu bir cesaretti. Ve benim annemle babamdan başka da hiç kimse arkamda durmadı. Arkadaşlarım bile aklını kaçırdı sen dediler. O cesareti gösterebildim. Çünkü insanlar hakikaten çok mutsuz olacaklarını anladıkları zaman o duvarları yıkabilmeliler. Bir şey onları mutlaka o duvarın arkasında bekliyordur. Bir hayat var. Ama güçlü olması gerekiyor. Cesur olması gerekiyor. Güçlüden çok. Güçlü değildim. Zengin bir kız değildim. Yani benim böyle varlıklı bir ailenin suratta kapıyı çarpıp gidecek bir gücüm olmayabilirdi. Ama cesurdum. Çünkü şöyle düşünüyordum. Ben gencim. İyi bir eğitimim var. Sağlıklıyım. Çalışırım, hayatımı kazanırım. Böyle yaptım. Evet. Kadınlara örnek bir model, örnek ifadelerle bunu ortaya koyuyor Ayşe Hanım. Şimdi ilk konuşmaya başladığında ağlamaya başladım diyor Safiye Hanım demiş. Sizin bugün konuşmaya başladığınızda çok duygulu bir konuşmayı demek ki yakaladığı için. Yine sizi her pazar izlemeye çalışıyorum. Ayşe Kulli benim çok sevdiğim yazardır. Adı Aylin romanı beni çok güçlendirmiştir. Saygılarımla diyor Melahat Hanım'ın mesajı. Şimdi bakın ilginç bir kadın. Aylin tabii benden çok çok daha cesur bir kız. Hı hı. Bir kere çok geç yaşta tahsil hayatına başlıyor. Onu da hepinize söyleyeyim. Ben çok geç yaşta yazar oldum. Yani yayıncı buldum. Yazardım da, yazıyordum da yayıncı 50 yaşından sonra bulabildim. Ama demek ki pes etmemek lazım. Çünkü 50 yaşından sonra da bir hayat var. Bir 40 seneniz var yani eğer Allah uzun verdiyse. Pes etmeyin. Aylin de 26 yaşında tıp okumaya başlıyor. Çok geç bir yaşta. Herkesin okulu bitirdiği bir yaşta Aylin başlangıç yapıyor. Başka şeyler okumuş, beğenmemiş. İşte annesi ölmüş, hayatında bir şeyler olmuş ama 26 yaşında başlıyor. Ve çok önemli bir psikiyatr oldu Amerika'da. Onun için pes etmemek, geç kaldım diye bir şey yok. Freya Kırkı'ndan sonra başladı seramik yapmaya. Geç kalınmıyor. Yani yaşadığınız müddetçe hiç geç değilsiniz. Geç kalmıyorsunuz. Ayşe Hanım, her yerde kan var. Bir solukta okudum. Serhan Bey, her pazar sizi iple çekiyoruz. Programlarınızı beğeniyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Biz aslında sizler için edebiyatı sevdirmeye çalışıyoruz. Değil mi? Siz de izliyorsunuz Halk TV'yi. Tabii ki. Halk TV'de bunu sıkça yapmaya çalışıyoruz. Edebiyat dünyayı kurtaracak, sanat dünyayı kurtaracak tek güçtür bana göre. Bence de. Yani Nietzsche diyor, bence sanat de ve edebiyattan daha bence fazla de siyaset konuşuluyorsa o ülke ikinci sınıf ülkedir. Biz bu tezi çürütmeye çalışıyoruz Halk TV'de. Şimdi tabii sanata bu kadar önem veren bir insanın kurduğu cumhuriyette yaşıyoruz. Sanat çok önemli. Onu bir kere daha anayım istiyorum bugün Öğretmenler Günü olduğu için. Siz düşünebiliyor musunuz 1934 yılında İran Şahı burayı ziyarete gelmeye kalktığı vakit? Arkadaşlar Ayşe Kulli Atatürk'ü anlatıyor yazalım kuşağı. evet. İran Şahı'nı aşağı yukarı 400 yıldır hiçbir münasebet olmamış iki ülkenin arasında. Ta Sultan Selim'den beri ilk defa bir İran Şahı buraya gelecek, ayak atacak Türk topraklarına. Onu Atatürk bir türlü şaşırtmak istiyor. Yani İran'da olmayan ne göstereyim ona ki? Hayran olsun istiyor memleketine, güzelliği bir tarafa. Ve
Gene Atatürk çok kendisi sanata, edebiyata düşkün bir insan olduğu için ve operaya. Hayatının ilk operasını zaten çok genç yaşında Sofya'da seyretmiş. Orada Ateş'e Milterken 1917 yılında zannedersem Carmen'i seyretmiş. Hayran kalmış ve arkadaşı Fethi Bey'e demiş ki evlerine giderlerken operadan sonra böyle bir şey hayal ediyorum kendi memleketimde de. Ne var demiş, kendi memleketinde de operalar geliyor saraylarda yahut işte tiyatrolarda gösteriliyor. Hayır hayır öylesini değil yani her şey bizden yani bizim operamız, bizim insanlarımız. Ay Mustafa artık her hayalin de bir sınırı vardır diyor Fethi Bey. Düşünün 17 sene sonra Atatürk diyor ki bir opera yapacağız İran Şahı'na. Opera binası yok, hiç opera yok, öyle bir müzik yok. Diyor ki biz Cumhuriyet'in işte o ilk kurulduğu yıllarda dışarıya öğrenciler yolladılar teknik bilgileri öğrenip dönsünler diye. Bir tane diyor müzik okumaya bir çocuk yollamıştık. Adnan Saygun, Paris'e yollamışlar yüksek müzik okuluna. Bulun onu bana getirin diyor. Adnan Saygun'u getiriyorlar. Atatürk edebiyata meraklı olduğu için Firdevsi'yi biliyor. İranlıların çok önemli bir şairini ve onun eserlerinden bir hikaye seçmiş. İki kardeş, şeyin altında kalıyorlar. Yani doğduklarında lanetleniyorlar ve bir kardeş olduklarını bilemiyorlar. Hayat boyu savaşıyorlar. Ama son yıllarında kardeş olduklarını öğreniyorlar ve çok pişman oluyorlar. Yani bir ömrü savaşarak geçirdiklerine barışıyorlar ve gözyaşları içinde bitiyor. Bu hikayeyi diyor tek perde. Tek perde yapacaksınız. İki ay var. İki ayın içinde bunun librettoları yazılıyor. Ve Adnan Saygun hatıralarında der ki, herkes zannetti ki ben o operayı iki ayda yazdım. Aslında dört ayda yazdım. Çünkü ne gece uyudum, ne gündüz uyudum. Hiç durmadan. Ve opera tenör yok, soprano yok, hiçbir şey yok. Nereden bulacağız? Gidin diyor okulları, müzik okulları var, musiki mektepleri var. Oralarda güzel sesli çocukları ayıklayın ki onları öğretin. Öğretin efendim. Ve böyle yapıyorlar. Semiha Berksoy bulunuyor bir lisede öğrenciyken. Aydın Gün bulunuyor. Onları çıkartıyor. Evet, evet operaya ve o gece Halk Evi'nde Ankara'da bu temsil ediliyor. Özsoy ilk Türk operası. Hayalinin peşinden koşmuş, bırakmamış. O operayı gördüğü günden itibaren. Bu kadar sanata meraklı. Ve sahneye çağrılıyor aktörler teker teker operanın sonunda. Şeyler gelmiyor, bu iki baş karakter geç geliyorlar. Herkes bekliyor ve onlar diyorlar ki esas sahipleri bu rolün yukarıda locada oturuyor. Ve bütün halk bakıyor onlara, alkış kıyamet. Şah'lan İran Şahı Rıza Pehlevi ile Atatürk birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Bugüne kadar da o dostluk üzerine bazı şunlar bunlar oldu geçen yılların içinde ama İran ve Türkiye birbirinden hiçbir zaman dalaşmadı. Evet. Şahane bir hatıra. Çok müthiş bir hatıra. Şimdi Ayşe Kulin'in hayatı tam bir roman. Ve Ayşe Kulin diyor ki gençliğimi yaşayamadım. Yaşadım da daha sonra yaşadım gençliğimi. Hala gençsiniz. Tabii. Sağ olun. Şöyle muhafazakar bir ailede büyüdüm ben. Dışarı çıkma. Şimdi beni koleje yollayın. Annem de üstelik koleje gitmiş. Yani o yapıda olması lazım bir insan. Sonra benim arkadaşlarım akşam çıkarken ama ben demiyorum yani son sınıfta dahi her gece kulüpleri falan yok. Yani evlerde partiler yapılabiliyor. Onlara bile geceden de bahsetmiyorum. 3'te başlayıp 6'da 7'de biten partilere bile benim iznim yoktu gitmeye. Yani böyle tuhaf bir baskı altındaydım. Ama insan gençken kanı kaynıyor, eğlenmek istiyor, dans etmek istiyor. Arkadaşlarına birlikte olmak istiyor. Tabii şöyle bir şey oldu. Ben üniversite okumaya Ankara'ya girdim. Amerikan Kız Koleji'nde ben yatılı okudum. Anneanneme çıkardım hafta sonları. Ama üniversite için Ankara'ya gideceğim. Annemle babamın evinde Allah'ın gecesi
bir kıyamet kopacak. Yani her gece çıkmak istemeyeceğim ama ara sıra çıkmak istediğimde. Nihat Erim'in kızı Işıl benim sınıf arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Kız nişanlanıyor. Bizim evimizin altında Süreyya pavyonu var. Meşhur Süreyya. Ya evin altına ineceğim. Evde düşündüler. Ben o nişana gidebilir miyim, gidemez miyim? Artık o zaman müthiş bir isyan ettim. Yani insaf, nişana gidiyorum. Nişana, parti falan da değil. Gittim. Tam 12'de eve döneceğim, tam 12'de çıktım. Muhittin Bey, babanız izin vermedi. Babam pencereye dikilmiş, kuş gibi beni bekliyordu pencerede. Beni tabii birisi eve getirecek. Yani şöyle çapraz ev, aynı bina ama çaprazındayız. Beni bekliyordu pencerede eve gelirken. Yani aynı, bir kapıdan çıkıp öbür kapıya gireceğim. Onun için ben erken evlenmeyi seçtim. Yani biraz böyle özgür olayım en azından. Özgür olayım diye sonra artık özgür bir hayat oldum tabii boşandıktan sonra. Evet. Hiçbir zaman suistimal etmedim özgürlüğümü ama yani hayatıma müdahale ettirmeyi pek sevmem. Bir özgür Ayşe Kulin var karşımızda. Şimdi Sabriye Hanım diyor ki Ayşe Kulin'in hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Şu anda Kör Düğümü okuyorum. Serhan Bey, programlarınız bize bir nefes oluyor. Teşekkür ederiz. Yine Gülay Hanım diyor ki bir cumhuriyet öğretmeni olarak sizi her zaman izlemekten büyük bir zevk alıyorum. Teşekkür ederiz. Böyle anlamlı bir günde böyle güzel bir konuk. Harikasınız, çok teşekkürler diyor. Öğretmenler Günü'nü ben de bütün öğretmenlere buradan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Benim kendi öğretmenim böyle incecik bir bahar dalı gibi genç kadındı. İlk öğrencileri bizdik. Yani öğretmen okulunu bitirmişti. O Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde öğretmen yetiştiren okullar vardı. Çabucak çocuklar okuma yazma öğrensinler. İlkokullara öğretmen yetişsin diye. Çoğu kadındır o öğretmenlerin. Bizimki çok güzel bir kadındı. İlk çocukları bizdik. Onun için bize çok düşkündü. Yani ilk öğrencileri bizdik. Leman Hanım, Leman Küce. Onun oğlu da basketçiydi. Barış Küce. Onun bazen Barış'ı elinden tutup sınıfa getirirdi. Bir de abisi vardı, Savaş. Oradan hepsine selam olsun. Çok sevdiğim bir öğretmenimdi. Onu baş öğretmenimi, bir de müzik öğretmenimi hayatım boyunca unutmadım. Yaşadıkları müddetçe her bayram onlara kart yolladım. Evet. Nerede olurlarsa olsunlar. Ben de buradan ilk öğretmenimi Ökkeş Özdemir'i rahmetle anıyorum. Aramızdan ayrıldı. İşte Cemil Sezer öğretmenimi, Şenol Durmaz hocamı, işte Murat Seven hocamı ve üniversiteden aramızdan ayrılan, edebiyatı bana daha sevdiren Emin Özdemir hocamı rahmetle anıyorum. O aramızdan ayrıldı, öbürleri yaşıyorlar. Öğretmenler bizim için çok değerli, çok, çok kıymetli. Şimdi onun çocukları Savaş bizimle aynı yaşlardaydı, başka bir şubede okurdu. Doğum günlerimizde işte evde küçük böyle annelerimiz davet yapar. Öğretmen de kendi çocuğuna davet yapar. Bizi eve yollarken kar yağardı Ankara'da. Ankara çok soğuk olurdu bir zamanlar. Böyle paltolarımızın, ceketlerimizin içine gazete kağıtları sokardı üşümeyelim eve giderken diye. Biz fakir bir ülkeydik ama çok onurlu, çok mutlu bir ülkeydik o yıllarda. Böyle şeyler, önlemler alınırdı. Yani muflonlu bir şeyler falan yoktu bu senelerde girdiklerimiz. Gazeteler sokardı önümüze arkamıza ki rüzgardan etkilenmeyelim eve gidene kadar diye. Tabii o zamanki o gazeteler de gazeteydi yani. Bu kadar kocaman. İçeriği de gazeteydi. Şimdiki tabii. Gibi değil. Şimdi gazete falan artık çok azaldı. Evet. Haber yatmıyorlar. İşte birilerini sadece öne çıkarmaya çalışıyorlar. Bir izleyicimiz diyor ki Serhan Bey günaydın. Mükemmel dizeleri bir de Selda'nın yorumuyla dinletseniz. Size ve Ayşe Hanım'a sevgiler. Okuduğunuz şiiri Selda Bağcan mı okuyor acaba? Bilmiyorum, hiç duymadım. Ben bunu Kardelenler kitabıma almıştım. Çok sevdiğim için bu şiiri ve çok uygun düştüğü için Kardelenleri yazarken o kitabımı getirip okudum size buradan ama şarkı olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Bir bakarız arkadaşlarla ona. Şimdi Ayşe Kulin'in hayatında işte roman, edebiyat tamam en çok etkilendiği
onun edebiyatta işte bir mesafe kat etmesini sağlayan işte mesela Orhan Pamuk, işte Rus Dostoyevski hayranıdır. İşte şey Gogol'ün paltosundan çıktık der biz Dostoyevski'de. Gogol'de işte biz Balzac, onu en çok ben size Balzac'dı. Böyle isimler vermeyeceğim. Tabii okuduğum okulda bütün klasikleri okuduk. Özellikle Rus edebiyatı, Rusça öğrenmek istemiştim. O kadar çok sevmiştim. Ama beni edebiyata bağlayan ve belki yazar olmamı da hızlandıran Nezihe Meriç'tir. Nezihe Meriç'in Topal Koşması'nı okumuştum. Önemlidir. Nezihe Meriç'in, onun kitapları benim başucu kitaplarım gibiydi. Çünkü o kitaplarda Anadolu'da yaşayan bir üniversite öğrencisi, yani bir Anadolu şehrinde, İstanbullu değil demek istediğim o. Üniversite okumak için İstanbul'a geliyor ve hakkında ahali, yani kendi akrabaları, eşi, dostu, mahalle baskısı dedikodular yapıyor İstanbul'a okumaya, üniversite okumaya geldiği için. Yani ailesini de biraz rahatsız ediyor. Orada o şeyini hissettim onun, o kafesinden çıkıp genişlemek isteyen ruhunu hissettim. Ve onun kitaplarının neredeyse müptelası oldum. Bütün bir orta mektep, lise boyunca onun kitaplarını, her çıkardığı şeyi takip ettim. Sonra kendisiyle tanıştım. Çok da sevdim onu. 70'li yıllarda zaten. Kadın 70, ve çocuğu. Evet, Ankara'da buldum. Ve ben tabii... Çavlanın içinde sessizce benim de okuduğum kitaplarındandır. Öyle mi? Çok güzel kitapları vardır. Topal Koşma, Korsan Çıkmazı. Sonra gene ben Türk Edebiyatı'na merak sardığım zaman, Allah'tan okuduğum okulda edebiyat çok önem verilen bir konuydu, Türk Edebiyatı. Amerikan okulu olmasına rağmen, yani biz İngiliz Edebiyatı tabii ki okurduk, ayrı bütün dersleri İngilizce görürdük ama tarih, coğrafya ve edebiyatı Türkçe okurduk ayrıca. Ve bizim hocalarımız çok iyi öğretmenlerdi. Yani edebiyata meraklı olan öğrencilerden hakikaten çiçekler açtırttılar. Çünkü bizim okulda Tomris aynı sınıftaydı, Uyar'la ben aynı sınıftaydım. Pınar Kür vardı, bizden geldi geçti. İpet Ongun belli bir yaşa yönelik yazdı ama çok önemli bir ergen yazarı oldu Türkiye'de, biliyorsunuz. Nazlı Eray. Çılgın Kadın. Ah canım benim o. Hayatta en sevdiğim yazarlardan biri. Görkemli Hatıralar'ın ilk önemli konuklarındandır. Evet. Bu aralar bulamıyoruz ama. Evet. Ankara'ya gelmiyor. Ankara'da. Ankara'ya uğramıyor bu aralar. Öyle mi? Geçsin, Bodrum, geçsin. İstanbul. Kırmızı geziyor, saçlarını hep geziyor. Sabıra sabıra çok severim onu. Kızıl saçlı çılgın yazarı bekliyoruz. Çılgın yazar, evet. Çok iyi arkadaşım. Fotoğrafı vardı. Nazlı Eray ile Ayşe Kuli'nin, arkadaşlar onu vole verebilirsek. Ha evet. Biz ondan bir iki kere birlikte çıktık. Seyahate. Hayır, seyahate değil. Bir programa Ankara'da Kare Sanat, Kare Kitabevi diye bir kitabevi vardı. Bizi birlikte çağırmıştı oranın sahibesi. Ve böyle dükkan doldu, dışarılara taştı, iskemleler, insanlar. O kadar çok eğlendik ki, çünkü hatıralarımız var birlikte. Büyük hatıralar. Evet. Şimdi evet, yani edebiyata yatkın olan öğrencileri yazar yapabildi fotoğraf. Bizim okul. Aa evet evet evet, biliyorum. Okuldaş, ülkedaş, ülküdaş ve meslektaş, evet, diye yazmış arkadaşlarımız. Nazlı Eray ve Ayşe Kulin yan yana. Şimdi mesajlar, soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu ekrana getirelim. Şimdi İnşallah bizi seyrediyordur. İzliyor, belki de izliyordur. Nazlı Eray iyi bir Görkemli Hatıralar izleyicisidir. Evet, Halk TV'de, evet, izliyor. Ayşe Hanım'ın aile hayatıyla ilgili söylediklerine bakıyorum da, Çerkez terbiyesi o. Ben de öyle büyüdüm diyor bir izleyicimiz. Yine Türkan Hanım diyor ki, Halk TV benim evim. Her pazar büyük bir heyecanla bekliyorum Görkemli Hatıralar programını. Ama bugün Ayşe Kulin aralık olan penceremi ardına kadar açtı. Varlığınız için teşekkür ederim diyor Türkan Dinçer. Sağ olsun. Evet, bu mesaj aslında bir Çerkez terbiyesi var mı? Var. Değil mi? Evet, nasıldır var. Nasıldır o?
Bizi izleyen Çerkezlere gelsin o zaman, bunu anlatın biraz. Çerkezlerin kendilerine özgü halleri vardır. Mesela benim baba tarafımda Boşnak. Yani onların da özellikleri vardır ama Çerkezler çok tutucudur, çok gelenekseldir, çok titizdir. En ufak şeye dikkat ederler. Şu mendil böyle katlanmaz da böyle katlanır'a kadar. Böyle bir Çerkez, neredeyse Çinlilerin o kademe kademe saygı şeysi vardır biliyorsunuz. Onun gibi ya uzak doğu. Ya mı bulaştılar ne yaptılarsa. Çerkezlerde protokol falan da çok önemlidir. Böyle bir işte dedi Çerkez derler. Evet, Çerkezler özel insanlardır. Heyecanlıdırlar. Güzeldirler. Değil mi? Şimdi Ayşe Kulin'e ben ikinci bölümde soracağım. Onu buldular. Selda Bağcan'ın şarkısını buldular. Arkadaşlar isterseniz programı bu birinci bölümü onunla bitiririz ama şimdiden size o tınıları verebilirsiniz. Evet, Selda Bağcan da bizim iyi izleyicimizdir. Selda abla programlardan sonra konuşuruz da gelecek de konuk da edeceğiz. Bana gerçi zor soru sormazsan gelirim diyor. Ha, öyle mi? Tabii ama o da bu dünyanın bence dünya starı Selda Bağcan da. Gizli Anların Yolcusunu okuyorum şu anda diyor bir izleyicimiz. Birçok kitabını okudum, sevgilerimi yolluyorum diyor Nesrin Hanım. Değişik bir kitap. Evet, bugün kadınlar özellikle ekran başında gelen mesajlardan görüyorum. Siz yazmaya devam edin. Yani bir kadından öte ben... Acı çektilerse bir dahaki sefere mutlu olacaklarını, yani sırayla oluyor onlarda, öyle bir inançları var. Dolayısıyla en yoksul insanda dahi bir kabulleniş başına geleni. Çünkü bir dahaki sefere o daha iyi olacak. O onun inancı içinde kızgınlık yok. Gözlerinde kızgınlık yoktu. Yoksul halklarda çünkü kızgınlığı hissedersiniz. Kaderlerine kızgındırlar. Evet. Kızgın insanlardırlar. Biz Türkler de kızgınız çünkü mutlu değiliz. Evet. Ama onlar beni çok, uzak doğuyu çok sevdim. Etkiledi sizi. Çok İkinci etkiledi bölümde beni. Kentlere devam ederiz. Yaşar Seyman yazmış. Zevkle izliyorum. Ayşe Kulin'de Antalya Altın Portakal jüri üyeliği yaptık. Çok sevdiğim kendisini, kendisini. Evet, yorumlarından ve dostluğundan etkilendim. Zenne'nin ödül aldığı seneydi. Evet. Yine Nuri Bey'in mesajı, ruhum besleniyor her pazar. Teşekkür ederim size. Ayşe Kulin'i çok severim. Son kitabı hariç bütün romanlarını okudum. İyi ki var, iyi ki bizim Ayşe Kulin. Yine Karaburun'dan sevgiler diyor Tülay Hanım. Serhan Bey, zeytin topluyoruz bugün. Ayşe Kulin için evdeyim ama tüm kitaplarını okudum. Karaburunluysa Dönüşü okusun lütfen. Dönüşü okusun evet. Duydunuz değil mi Tülay Hanım? Bugün Ayşe Kulin için evdeyim. Tüm kitaplarını okudum. En sevdiğim yazar. En son kitabını da sabırsızlıkla bekliyordum. Çok teşekkürler size. Zevkle izliyorum. Bol şans diliyorum diyor. Ve birinci bölümü böylece noktalıyoruz. İkinci bölümde edebiyat tadında bir yolculuğa Ayşe Kulin'le birlikte devam edecek. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz.